Yani elinde para olan bir yaşlı olmak da sıkıntılı bir durum. Fakir olmak da sıkıntı. Yani çözümsüz şeyler var, yapılar var. Bölümde birinci sınıf öğrencisi, ben dördüncü sınıf öğrencisiyim. Beni bulup amca bir daha konseriniz olacak mı demişti. Ben o günden beri bu psikolojiden çıkamıyorum. Yani. Amcayım ben. <laughs> ya adam gerçekten amca dedi bana. La üniversite dördüncü sınıf öğrencisi nasıl amca olabilir ya? <laughs> Yani biz hala aslında çocuk ve yaşlı bakımı ile alakalı kalabalık aile kültürüne yatkınız. Yani bizim ailemiz 20-30 kişiden oluşacak. Bu ailenin içerisinde hayata zayıf tutulmuş ya da tutunamayan en az iki kişi olacak. Bunlar çoğunlukla bakıma müsait oldukları için kadın olacaklar. Bunlar erken yaşta boşanmış olabilir, hiç evlenmemiş olabilir. Bak, herkes kendi kalabalık ailesine baksın, hep vardır. Ve ondan doğal beklenti olarak annesine ya da işte ailenin çocuklarının atıl bakımına yani anne babanın yetişemediği yerdeki bakımıyla alakalı sorumluluk üstlenecekler. Mesela bu kültür değişti. Yani değişmek zorunda kalıyor. Artık çekirdek aileye Biz hatta... kimse yok lan. Bireysele doğru gidiyorsun. Ama bunun yerine yenisini koymadın. Yani yaşlı bakımla alakalı bir çözüm. Yaşlı kültürüyle alakalı. Yani işte Yok, şey şinden, 72 yaş ve sonrasından bahsediyorum. Şimdi yatırım hesabı açacaksın, biriktirip huzur evine vereceğim Orada ya şey yapacağım. ondan ee, sonra. Teorik yapacağım. olarak bu mümkün ama mesela geçen programda konuştuk. Huzur evindeki bizde markırlama etiketlemesi de huzur evinde dövüyorlar. Tabii. Yani şimdi mesela o yüzden güven duymuyoruz. Huzur evi yalnızlık demek. Huz, huzur evinde sen elden ayaktan düşünce seni itip kakıyorlar. Hani bizdeki şeyi bu. Yalnız. İlk defa şey alsak ya huzur evleri birliğinden protesto notası. <laughs> Mustafa Can dövüyorlar dedi. hiç de öyle değil seviyoruz. Yok yok biz. hani bizdeki hani <gülüyor> bizim <gülüyor> zihnimizdeki marka algısı öyle. Hani huzur evi denilen şey bizim itip, itilip kakıldığımız gücümüz yetmediği için itilip kakıldığımız yer. E çünkü 1980 yılında öyle kullanılmış. Çok. Hani o bilgiyi burada kullanıyorsun. Hatta adam bütün hayatı boyunca itilip kakıldı. Şimdi burada ya durup dururken da... şey yapmak istemiyorum. Huzur evleri artık çok iyi durumda falan diye böyle hani araya sponsor almış konuşması Ya yapıyormuş. iki kere gittim huzur evlerine fena değil ortam gördüm ve ben, ben bizzat gördüm yani ama tüm seneler oldu tabii şimdi muhtemelen daha iyi olmuş olma ihtimali var. <laughs> Ömür boyu sopa yemiş devlet ve sistem ve ne bileyim iş tarafına itirip kakılmış insanın yaşlılığında mutlu yaşamayı hayal etmesini de çok beklememek lazım. Sistemin kendisi güven verici olmadığı zaman ilerisi için illa bildiğin aileye sığınma gibi senaryo dışında çok fazla çıkamıyorsun. Mesela bizim ülkede böyle enteresan bence paradokslar var. Mesela işte Brüksel, İngiltere, Almanya, Bunlar sık gittiğim yerler Hollanda. Mesela orada sağlıkla ilgili herhangi bir konu... Yaşıyor. Abi Türkiye'deki sağlık... Bak burada hiç yok bak falan. Şimdi mesela bu hikaye... Mesela İngiltere'de özellikle durum çok berbatmış. Mesela burada sosyal devletin en iyi becerdiği iş muhtemelen sağlık işi. Hakikaten yani çoğu şey beleş bizim burada. Ve çok enteresan bir şekilde. Hatta birçok insan bunu... Böyle bir bıyık altından gülerek... Ya manyak mısınız oğlum bu kadar serbest olur mu her şeyi sağlıklı falan diye bakıyor. Ama mesela en azından bu alandaki bu kadar gelişmiş kasa rağmen orada bile hiç güvenimiz yok yani. Çünkü sistemin geneline güvenimiz yok. Yani o yüzden hala işte o muhtemelen şeye sığınma hikayelerine tutunuyoruz yani öyle bir durum var. Ben de mesela bilmiyorum ki yani bebe belik beni arayıp sormayı bıraksa işte zaten ünlülükten hayır yok. Kimse gelip de sana bir tas çorba yapmaz. O da bir şey değil. Ama yani tek başına kaldığında gerçekten sistemin nasıl işleyeceğini bilmiyorum yani. Nasıl bir şey olacak? Burada herkes anlık olarak ben senin için ölürüm abi duygusuna yatkın oluyor. Orada bir sıkıntı yok. Yani ne Anla ki bir yapalım. halt olmaz yani. Orada. Ha, ama yani bunu sürdürülebilir bir şekilde önümüzdeki 7 yıl boyunca, 8 yıl boyunca ara sıra altımı da alacaksın, çoraplarımı da sen giydireceksin falan gibi bir durum olunca bu mantıklı bir hizmet eylemi değil yani. Hani. Ya bir de yani böyle bir şey yapabilmen için ya birine Hakikaten makul miktarda rutin para ödeyeceksin, maaş hmm. ödeyeceksin. Yani ya da aranızda hakikaten çok ciddi bir varoluşsal bağ olacak. Akrabalık falan dediğimiz ya da ölümcül dostluk dediğimiz bir şey olacak aranızda ki böyle bir şeyi sürdürebilesin yani. Biri birine böyle bir e şey E toplumundayız ayırmaz. o akrabalık bağlarını dağıttık. ya Dağıtıyoruz bu arada yani. Yani onlara sen gençken yeterince yatırım yapmıyorsan yaşlanınca onlardan fayda istemeyeceksin. Diyelim ki de çok zenginsin. Ekonomik olarak da güzel yani kenarda da paran var. Bu sefer de şuna dönüşüyorsun. Bu da büyük bir tehdit durumu. 70'li yaşlardasın. E çar çabuk ölsen de paranı alsak havuz oluşuyor. Ya da paranı niye bana ayda bin lira bin lira diye veriyorsun? İşte ben topluca Toplu alayım ben verdi. bakarım. Yani elinde para olan bir yaşlı olmak da sıkıntılı bir durum. Fakir olmak da sıkıntı. Yani çözümsüz şeyler var, yapılar var. Değişen sistemin kurumlarını kurabilirsek değişen sistemin insani bir şey olması ya biz ya da bir da konuşmayacak mıydık ya ben bu konuyu nasıl aynen yani Yaşlanıyoruz oğlum <laughs> bu konu bu konu bak dokandı işte <laughs> Sakallar beyazladı ya ana konu bu ben sana söyleyeyim bu arada az kaldı bize yaşlı demelerine az kaldı şimdi bakma biz kendimize konduramıyoruz ama e yani karşıdakinin kaç yaşında olduğuna göre değişiyor yani işte 16 yaşında çocuk olacağız bana yaşlı diyor haklı da bu arada ya ben, de... ben dün şey nerede ha Java Hoca'nın orada o benim portre yapan kaç doğmuşsun diyor 70 ay daha küçücüksün dedi bir gevşedim bir <laughs> o kaç yaşlıymış biberon getirir <laughs> diyesim geldi Söylemedi ama yani insanlara da bir böyle bir şey duyması iyi oluyor. Genellikle bulunduğun yerde en yaşlı segmentte olduğun için yani öğrencilerle falan takılırken. Ama anlatmıştım ya sana şeyi, ta şeyden alışığım. Üniversitede ilk konseri verdiğimiz günün artık iki gün sonra Pazartesi günü. Bölümde birinci sınıf öğrencisi ben dördüncü sınıf öğrencisiyim. beni bulup amca bir daha konseriniz olacak mı demişti. <laughs> ben o günden beri bu psikolojiden çıkamıyorum yani. amcayım ben. <laughs> Ya adam gerçekten amca dedi bana La, Üniversite 4. sınıf öğrencisi nasıl amca olabilir ya? Bence o çocuk ilahi bir görevli yani. Bana bir şey hatırlatmış. <laughs> <laughs> Belki de müziği bırakma sebebi budur. Bana amca dedi. Düşünsene 30 sene bu yüzden bırakmışım falan. Ee, ama 30'lu yaşlardayken buna çok bozuluyoruz. Hani ben 20'li yaşlarda bozulmazdım büyük ihtimalle de yanlış anlaşılma olduğunu düşünürdün ama 30'larına gelince bu gerçekten birden böyle bir duvar gibi büyümek yani bir, bir şey oluyor falan bir de abi biz 30'da 25'leri 30'larındaki amca amcaydı ama bu arada ya evet. amca yani gerçekten hakaret gibi bir şeydi yani hani o, o amca tipini gözünde canlandır e, şeydi. Yani Abbas şık bir şeyde yani yani şimdi amca o kadar o kadar da kötü bir şey değil ya da olmayabilir ben amcayım düşün. Amca var amca var. Amca var amca var. Ama yani e, ya, biz hiç şey konuştuk mu ya? Niye yaşlanıyoruz biz? Beyin niye yaşlanıyor falan? Öyle bir muhabbet yaptık mı biz hiç? Yapmadım. Ben hatırlamıyorum önce Cansu. Mesela bence bunu konuşmamız lazım. Çünkü şey de oldu. Ya biz bu hikaye başladığımızdan niye beri bir, de... Niye yaşlanıyoruz? Evet. Yani şey ya, hani spesifik olarak o hastalık diye algılanıyor ya mesela yaşlık hastalık gibi işte Güçler yurdunda da hastalar deniyor mesela çoğu zaman o insanlara. Tabii ki mesela yaşlılık, menopoz gibi, ergenlik gibi, bilmem ne gibi hayatın bir dönemi. Böyle olmasının nedenleri var. Yani biyolojik seçilim açısından da vesaire. Tam evrimsel olarak hakim olduğum bir yer olduğunu söyleyemem. Çok çalışmadım ama bütün evrimsel bakış açısı içerisine oturtturduğun zaman... ...mesela yaşlılık çok fazla anlam ifade ediyor. Bir kere biyolojik olarak olması lazım. O olgunlaşma hikayesini, bilgeleşme hikayesini daha önce konuşmuştuk. Şu The Wisdom Paradox diye bir kitap yazmıştı. Ekenon Goldberg diye bir araştırıcı. Kendi beyninin çok küçüldüğünü kazara fark edince üzerine kitap yazan amca. Mesela o beyin küçülmesine rağmen işlevlerde nasıl azalma olmadığını ve hatta bazen artış olduğunu Böylece kestirme görmeler, feraset falan artıyor ya yaşlı insanlarda. Bunun nasıl olduğuna bakıyor. O da işte şimdi bağlantısallık dediğimiz hikayeyle daha iyi anladığımız bir şekilde beynin uzun ya uzak ara bağlantılarını sağlayan kabloların daha mütekamil hale gelmesi ama buna mukabil beynin yeni öğrenen o korteks dediğimiz küçük bağlantıların olduğu bölümün görece incelmesi ve zayıflaması ile ilgili bir şey. Yeni veri almaktan ziyade var olan veriyi çok hızlı ve kestirmelerle işleyebilen, Dolayısıyla örüntüsel olarak çok hızlı sonuç çıkarıp hatta diğerlerinin göremediği şeyleri görebilir hale gelen işte feraset bizde öyle bir şey ya. Öyle bir beyin yapısı mesela yaş, yaşın bir fonksiyonu. Yaş ilerledikçe yaşayan herkes de yaşadığı hayat çözünürlüğüne bağlı olarak da böyle bir şey gelişiyor. Artı mesela yaşlının güçten düşmesi zayıflaması, etraftaki diğer daha genç bireylerin, daha üretken bireylerin ona yardımcı olacak bir sosyal dürtüyle hareket etmeleri sonucunda ki bu dürtü bu sonuç için olacak söyleyeceğim sonuç için. O yaşlılarla daha fazla zaman geçirip onların kültürel tecrübelerini alıp hayatta bundan avantaj kazanmalarını sağlıyor. Genç bireyler bilgili... bilgi aktarımının bir parçası bu aslında, Tabii. kültürel bir parça. Genç bireyler bilgiyi alıyorlar. Bu bilgiyle avantajlı hale geldikleri için yaş yani güçsüz ve yaşlı insanlara bakım verme dürtüsü fazla olanlar bu faydadan dolayı hayatta kalma olasılıklarını arttırıyorlar. Şimdi böyle bir karşılıklı denge içerisinde yaşlılara saygı ve hürmet prososyal davranışlardan bir tanesi. Burada sadece bizde yok. Geyiklerde falan bile var. Geyikler aslan saldırılarında bazı genç geyikler bazı yaşlı geyikleri koruyor. Mesela bu önce bir şey, bir problem. Aslanın önüne atlıyor mesela genç geyik. ...yaşlıyı yesin, gençler üresin diye beklersin... biyolojik açıdan daha verimli ama... ...sonra sürüyü gözlediğinde... ...o yaşlı geyiklerin... ...en iyi otlak alanları ve en alanların... ...neresi olduğuna dair sürüye liderlik ettiğini görüyorsun. Otlarlarken geyikler... ...bir yaşlı kafayı kaldırıp... ...bu tarafa bakıyor. Sonra bir başka yaşlı daha kafayı kaldır, ...o da aynı tarafa bakıyor. 3-4 tane yaşlı böyle bir süre sabit... ...aynı yere baktığı zaman bütün sürü kalkıyor... ...o tarafa doğru gidiyor. Bu şey demek... ...ihtiyar heyeti toplandı gençler, bu tarafa gidiyoruz... Ya böyle bir karar alınıyor aslında. E bu da bir nevi bilgelik yani. O uzun süre yaşamıştan gelen bir şey. O nedenle yaşlılık. Bunun koyuyorlar. bir türevi fillerde de var. Tabii tabii. Ee, Filler zaten evet. bize daha çok benziyor o açıdan. Evet. Yani. Ya mesela bu pek o yaşlılıkla ilgili işte beden su tutamıyor. Yıkıcı reaksiyonlar, yapıcı reaksiyonlara galip gelmeye başlıyor. Beden artık eskisi kadar hızlı kendini onaramıyor. Bir sürü metabolik sorunlar falan çıkıyor. Bunlar totalde yaşlı bedenin daha güçsüz ve yardıma muhtaç bir hale gelmesini sağlıyor. Bak, Sinan, mesela biz dışarıdan baktığımızda e, halbuki benim de öncül etiketlerim şeymiş gibi görünüyor. Yani hayat dediğin şey muhtemelen gücünün yettiği işte 45'ler 55'ler yaş aralığındaki bir yere kadar geliyor. Bundan sonrası işte yaşam seni direkt öldüremiyor da yavaş yavaş öleceğim bir alana bırakıyor falan gibi ancak modernize olmuş bir dünyada bilgiyi, statüyü ya da ekonomiyi o yaşlı üzerinde biriktirirsen o yaşlı bir değeri var. Yoksa o kadar da değerli bir şey değilmiş gibi algılıyorsun. O yüzden düşünce insanları işte 60'ında çok değerli olabiliyor, 70'inde çok Hayatın en önemli eserlerini ciddi sayıda insan 65'inden sonra vermiş. Gerçekten de böyle. Ee, o bilginin birikmesiyle alakalı. Bunun değerini şimdi, şimdi senin bu anlatımla beraber anlayabiliyorsun. Yani Çorbanın kıvam alması için bir süre karıştırman gerekiyor. Ben buna yıllarca ne kadar gıcık olduysam da annem o kaşığı hep bana verdi. Karıştır şunu diye. <laughs> Abi Ya da muhallebi yaparken mesela süt. Fakat büyüsel bir şey oluyor. Karıştırıyor anlamsız bir şekilde 5-6 dakika sonra yii, böyle bir kıvam alıyor ya. O çünkü oradaki polimerizasyon reaksiyonu için gereken ısının toplanmasıyla alakalı. Onun yapı <laughs> değiştirme süresi var. Aynı şey beyin bağlantıları içinde var. Zaten bizde de terbiye kıvam vermek demek ki insan terbiye oluyor zamanla işte. Yani bu bağlantılar değişiyor. Şimdi bizim yeni nevzuhur insanımız ne istiyor? Ver bilgiyi olayım ben. Öyle bir şey yok ki o bilgiyi alacaksın, deneyeceksin, yanılacaksın, vuracak o. Ama mesela bilgiyle burada, ilgili bölümde konuştuğumuz burada gibi. Burada bir başka yeni sorun var. Bunun çelişkisini de konuşalım. Şimdi çok hızlı bir değişim yaşadık ya son 30 yıl, 40 yıl. Tabii. Şimdi bu yaşadığımız hızlı değişimden kaynaklı yaşamın biçimini değiştiren şey bilginin kendisi, teknolojinin kendisi, teknoloji ve bilgi yaşamın şeklini değiştiriyor. Bu sadece cep telefonu kullanabilmek değil. Aslında bu bir bilgi paketi ya da türevi ile alakalı bir durum. Yaşamın yeni halinde gerçekten 60'ındaki bir insan bilgilere ulaşma biçimi teknolojiye adaptasyondan kaynaklı çok geri kalabiliyor. Tabii. Şimdi böyle bir ayrım da oluştu. Hani bilgin bir bilgi sahibi olan yaşlının bilgeliğini kullanalım ama ama bilgeliğin de teknolojisi düştü. Ama onun çok bence etkin bir... Ya da düştü mü? Yani nasıl diyeyim? E, çok etkisi yok. İşte ben mesela An anam babam düşün. Gerçi annem klasmanlı Annem her yeni teknoloji benden hızlı öğreniyor yani. Onda başka bir merak var. Harika bir kadın senden de Biliyorum yani. Bizim <laughs> peder mesela basmaz diyor. Telefonda falan iki tane düğmeye basardı. Üçüncüsünü bana sorardı mesela. Ya adam video geldiğinde eve. beş sene videoya dokunmadı. Bana diyor kaset taksana çalıştır. Baba diyorum dört tane düğme var zaten. Bunu takıyoruz. yok. Yani şey yapmak istemedi. Angajı olmak istemedi ama uzaktan bakıyorum. Kuş bakışı. Adamın hayatında çok da büyük bir eksiklik yoktu yani mesela işte gene bilgisinden faydalanan, kendi bilgisiyle işinden para kazanmaya devam eden falan bir insan yani faydalanan insanlarla beraber. Dolayısıyla o aslında biraz bir illüzyon. Ee, hatta yani işte Elif'le yine burada çektiğimiz bir programda da anlatmaya çalıştığım gibi bu dijital teknolojinin hikayesi bize sanki meşgulmüş hissi veriyor. Yani biz öyleymiş gibi zannetmeyi seviyoruz. Halbuki e, de yöresinde çok söylenen bir laf var. İtkılı postal bağ işlerle uğraşıyoruz. Yani hiçbir kıymet harbiyesi yok. Devamlı bir şeyle uğraşıyoruz ama hiçbir şey o teknolojiyle ünsiyeti olmamak belki bir nimet bu açıdan. Çünkü ya düşünsene 85 yaşında adamın Royal Match oynadığını şey baloncuk patladı Hoş bir durum olmaz yani. Onun daha böyle torunlarına bir cümle edip hayatlarını kaydırmasını falan bekliyor. Bir dakika şimdi balon patladı. 7436. bölüme geldim falan. O yaşa yakışan bir şey değil zaten. Dolayısıyla bu ya bence o yaş grubunun işlevselliğini çok etkilemiyor. Bu, bunu şöyle ayırabilir miyiz? Bunu gerçek bir soru olarak soruyorum. Biraz yorum var başında ama dibinde gerçek bir soru soracağım. Ya yani bilgiyi şey diye ikiye ayırsak. Arkadaş sen kitap yazıyorsun. Türkiye'de yüz binlerce insan tarafından okunan seviyede kitap. Yani ilgilendiğim bilgiye çok öyle kıl tüyü yını bilmem ne tam deyimi hatırlayamadım. O da değil. Yoksa benim ilgilendiğim değil tabii. Ha yani, yani e, bir, bir şeyde. şeyde. Birçok insanın yaşamındaki mühendislikte bu olmayabilir. Yani adam tabii, tabii, yani araba üretiyor ya da ne bileyim psikolog ya da bir şey yapıyor falan. Şimdi bu bu bilgi yani yaşamı yaşarken oluşturduğumuz bilginin seviyesi burada. Bir de bunun altında ikinci bir bilgi havuzu var. Mesela o ikinci bilgi havuzuyla eş seçiyoruz. İşte ne bileyim ölümleri karşılıyoruz. Kederle baş ediyoruz. Çocuğa karar veriyoruz. Çocuğumuzun olup olmamasına. Bu arada ikisi de bir karar. Yani olmasına Mano, da karar veriyor. Evet. Bir şey işte. yani ya da böyle yaşamayı seçiyorsun. Ona da bir karar veriyorsun. Ya da işte annenle, babanla, sevmeyle, sevilmeyle alakalı kavramlara karar veriyorsun da bir bilgi kalıbı. Bu iki bilgiyi birbirinden soru bu. Ayırmak mümkün mü teknik olarak? Çünkü yaşlılıkla alakalı konuştuğumuz şey, hadi buna şey diyelim, çok gıcık olurum bu cümleye ama burası öyle olsun. Yaşamın gerçekleri, kült gerçekleri o boşanma, evlenme, bilmem ne, ben mutlu muyum falan. Yani bu, bu tarz şeyleri konuştuğumuz yerde yaşlı birinin bilgeliği işe yarıyor. Tabii ki. Aa, öteki tarafta yaramıyor onun bilgeliği. Bunlar işte gerçek sorunlar, öbürleri teknik sorunlar. Yani... Ama ya, ya, öteki tarafa da çok gerçek değil diyemezsin. Kanseri de orada iyileştiriyoruz arkadaş. İşte koronayı da orada hallettik falan. Yani, ha, hani, ha, şey... Yok vallahi. <laughs> Abi ne, biz o kadar boku niye yedik diye herkes sormuyor mu ya koronada? Daha dün uçaklarda birbirimizi. Ya hadi korona çok tartışmalı adını. bir konu oldu. Bunu konuşulmasına 30 yıl daha var da ben öyle düşünmüyorum bu arada. Ama e, yani ben sana tıp, Ya da tıp kökeninden gelmiş biri olarak söyleyeyim. Oradan geçmiş biri olarak söyleyeyim. O iyileştirme falan hikaye yani. Bilimden şifa çıkmadı şimdiye kadar hiç olmadı. Bilim iyi gelen bir şeylerin nasıl iyi geldiğini anlamamızı sağladı kısmen ve bazen de etkilerini arttırmamızı sağladı. Bunu yaparken de 30 tane yan etkide de üretmemize sebep oluyor. O da ayrı bir konu. Ya, ya o kadar da orada... gömmesek. Yani tıpla benim de aram marazlıdır ama yani hani o kadar evet, da gömmesek. Bak yarın öbür gün de öleceğiz tıbbın mi öleceğiz. Bir tipiyle, yani tıbbın bir tipiyle. tıbbın mekanistik yaklaşımı. Bu çok net yani. Bunu artık bütün aklı başına bütün düşünürler, tıbbiyeler kabul ediyorlar bunu. Bilimsel değil şifa. Sanatsal, örüntüsel, tamam, hadi. yaşamsal bir şey. Şimdi o yüzden mesela gerçek şifa yaşlı gibi bilgiyi kullanan hekimden geliyor belki de. Normal laboratuvarda ilaç firmalarının araştırma laboratuvarında orada burada çalışan insanlar Şifa üretmiyorlar. X, Y, Z etken maddesini daha etken hale getirmeye çalışıyor. Ee, belki tıp burada tam güzel örnek olmadı. O zaman şöyle söyleyeyim, atıyorum, uçağı icat ediyorsun. Bir yere tamam. iki saatte gidebilmeyi buluyorsun. Evet. Ya da beslenmenin bir yolunu daha çok sayıda insanı besleyebilecek bir şey buluyorsun. Buradaki bilgiyi de çok küçümsememek gerektiğini söylediğim için Ya illaki. Söylüyorum. Ama işte bu. Yani hani o kuramları ikisini... kıyaslı tartışıyoruz. Ya. Evet. Mesela. Şimdi o bilgi illa ki bizi bir yerde iki saatte götürüyor ama küresel ısınmanın en önemli katkı yapıcılarından en fazla işte insanın öldüğü ne bileyim işte virütik hastalıkları direncimizin düşmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi uçak seyahati. Çok fazla tanışıp evlenebildiğimiz için insan ırkı melezleşmeleri arttı ve genetik çeşitliğimiz düşüyor mesela gibi. Global baktığında evet önemli konular ama bütünün içerisinde o kadar da havalı değil. Yani bütünün içinden bakma konusunda sen biliyorum şeysin biraz darlıyorum seni bu konularda ama mesela bilgelik oradan bakar, teknik bizim sorunumuzu çözer. Bak her türlü teknik problem gidilecek yolla alakalı bir şeydir. İşte buna ilim diyoruz bak. İlim okunarak elde edilen bilgi anlamındadır bizde. Bakma öyle işte din bilgisine ilim, bilim bilgisine bilim diyen bazı ne dediğini bilmez arkadaşlar bunu böyle ilim ve bilim falan diye kullanıyor. İlim bilim aynı şeydir okuyarak öğrenebildiğin, anlatarak aktarabildiğin şeyin adıdır. Bir de biz bunun yanına irfan koyardık. İrfan ariflikten gelir. Neden o bilgi öyledir? Ne için kullanılır? Nedene matuf bilgiye irfan denir? Dolayısıyla ilim sahibi olup irfan sahibi olmadığında yapay zeka bütün işleri elinden alır. Çünkü yapay zeka gerçek ilim sahibidir. Yani her şeyi biliyor herif. Dolayısıyla irfan şu anda yapay zekaya yüklemeyi beceremediğimiz, çünkü ne olduğunu bilmediğimiz bir şey. Bilgelik irfana dairdir. Der ki sana uç evladım uç ama nereye uçtuğunu bilerek uç falan. Mesela normal günümüz insanı uçuyoruz abi. Baba nereye uçuyorsun? İşte bu irfanın sorusu. İrfan derken irfan abi değil. irfan yani. Dolayısıyla ariflik için yaşlılık, yaşanmışlık, yaş almışlık lazım. Tecrübe toplamak lazım. O zaman Bastım yani teknolojik adaptasyonuna bakmadan yaş yaşlanıyor oldu. Yani sistemin üretici rolünden çıkan insanı da hani böyle tarif edelim. Yani karlı üretici rolünden düşen ya da çıkan insanı da sistemde tutacak başka bir model. Seni destekleyerek söylüyorum bu arada. Tabii tabii. Ee, yani e, şunu bak atlıyoruz genelde ki bizim kültür bunu çok güzel öğretir. Dizilerimizde falan da çok vardır bu tema bu arada. Mesela bir tane Kuşçu diye bir abi vardır. tam mı? Kurtlar Varsın'ın ne vardı? Ne bileyim bu adam. Ya, onun bir öncesindeki dizide vardı Kuşçu. Ne bileyim işte bilmiyorum. Ama mesela kuştu, bu arada ne olduğunu bilmiyorum kuştu da şöyle bir şey olsa hiç garip olmaz. Bu adam 30 sene çatısında güvercin eğitiyor mesela öyle düşün. Ve 30 sene güvercinleri eğite 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 güvercin oluyor herif. Sonra geliyorsun mesela diyelim bir olayla ilgili bir sohbet açılıyor. Evlat diyor. Bizim işte başı tüylü olan güvercinlerin diyor şöyle bir şey vardır diyor. Don diye aydınlanarak gidiyorsun. Sonra gidiyorsun benzer bir sorunu Diyarbakır'da Bakırcılar Çarşısı'ndaki 40 senedir bakır döven amcaya. Gidiyorsun diyorsun ki ya işte şöyle bir durum var. Amca diyor ki bak evladım bakır kalp gibidir. İşte çok vurdu mu delinir, az vurdu mu seyir. Vay be diyorsun. Biri bakıra bakıyor, biri kuşa bakıyor, biri dağa bakıyor, biri bir şeye bakıyor. Hayattaki aynı sorun hakkında benzer şeyler söylüyorlar. Biz şimdi bütün bilgilere sahip olunca her şeyi anlayacağını düşündüğümüz generatif AI'ın peşindeyiz ya şey, general artificial intelligence'ın peşindeyiz. Halbuki bu adam sadece bakır tabağı baktı 40 sene ya bakır tabağa bakıp o yapay zekadan bekleyebileceğimizin çok ötesinde bir şey söylüyor. İnsan zihninin bilgeliği çok şükür anlayıp da modellemeye kalkamayacağımız kadar büyük bir yerden geliyor. Bir küçük parçaya bakıyor, onda yeterince derinleştiğinde her şeye dair örüntülerin oradaki fraktal desenlerini görüyor. Onu görüp hayatını uygulayabilmenin yollarını da kendince keşfediyor. O yüzden bilgiyle irfan arasında böyle çok çelişkili bir farklılık var. Bütünleştirmek o yüzden lazım. Bunda bir insan bünyesinde herhangi bir yaşta birleştirmenin zor olduğunu düşünüyorum. Ben gençken bunu bana böyle anlatamazdın. Bizi şimdi dinleyenlerin çoğu mavi ekran veriyor. Yaşlar özellikle 25'in altındaysa. Baba ne diyor bunlar falan diye. Bir 35'i 40'ı geçelim. Ondan sonra yavaş yavaş hayatın gerçek sorunlarını bilmenin değil, marifetin çözebildiğini görüyoruz. Marifet lafını da boşuna kullanmıyoruz. Arif'in yaptığıdır marifet. Beceri. ...çözebilmek ve yapabilmek. E burada Alin da mi? ama şimdi masada yaşlıcılık sattık yani. Yaşlıcılık değil. Yaşlıcılığı <laughs> yani, dışlayan bir yani, toplumun düşebildiği. Yani hani 50 yaşında... Yani ...sen baba olmasan anlamazsın falan. Baba olunca anlarsın. E şey ama ya, hayatta yani... bazı şeyler öyle değil mi? <laughs> yani... Mesela şimdi Özgür Bolat. <laughs> bak evleniyor. <laughs> ben söyleyeyim bir de... ...Özgür henüz çocuğu yoktu. Bol bol çocuk yetiştirme konusunda konuşuyordu. Şimdi Özgür'ün bir de çocuğu olursa o zaman göreceğim. Ona da söyledim bunu NTV'de. <laughs> Rastladık. Yani mesela teorik olarak her şey güzel ama teorikte pratikte Bahadır Boysal diye bir köşemiz vardı hatırlarsan Leman Dergisi'nde. Yani teoride olanla pratikte olan insanı başka türlü eğitiyor. Şimdi bunlar inşallah 15 sene sonra Özgür'le oturduğumuzda başka konular konuşacağız. Abi çocuk bezi de çok paraymış falan demeye başlar yani. Dolayısıyla olayın başka boyutları var. Tableti alamıyor belinden falan derse asıl <laughs> asıl ben o zaman mabadımla gülerim Tabii. konuya. Yani. <laughs> Olacak ama bu. O yani senin o bilgin ya düşünsene abi ben beyin uzmanıyım. Benim hesaptaki insanlarla her şeyin çok havalı gitmesi lazım. Öyle değil. Çünkü bendekinin çoğu bilgi, marifet az. Marifetim olan alanları becerebiliyorum ama diğerleri için marifet sahiplerine ihtiyacım var. Söylediğim o yaşlanınca anlarsın değil. Yaşlıyı kaçırma demek istiyorum. yaşlı buldu mu yapış. Yani güçsüzler yurdunda entübe edilip hayatta tutulması gereken hastalar değiller onlar. Her bir o Samsun'da yaşlı bakım hizmetleri bölümünün benim bir seminerimden sonra gaza gelip hasta dedikleri yaşlılarla muhabbet etmeye başlamaları ve sonra oradan kitaplar çıkarmaları sürecini anlatmıştım daha önce Can Canan'da. Yaşayan kütüphanelerde kitap oldu onlar. Çünkü adam 50 sene, 60 sene çiftçilik yapmış, dağda, köyde yaşamış bilmem ne. Merhaba dedin miydi? Yani işte bir derdin payız. Öyle bir şey dökülüyor ki adamla. Abi diyorsun. Vallahi çet çifti de yok bu kadar. Dolayısıyla işte binlerce, yüz binlerce, milyonlarca farklı zihin düşün. Hepsi başka bir dünya deneyimli ama aynı yerde yaşıyorlar. Ve ağızlarını açtıklarında hep bu hayata dair, aynı soruna dair, çok benzer ama farklı açılardan destekleyici bir sürü çözüm bulabiliyorlar. E niye böyle bir kaynağı çöpe atalım? Dolayısıyla bunu baş edilmesi gereken bir hastalıktan çıkarıp bence evrimin milyonlarca yıllık sürecinde aynen ölüm gibi, aynen kalp atışı gibi, aynen kanımızın oksijen taşıyan bileşeni hemoglobin gibi faydalı bir icat ya da keşif olarak fark edelim onu kullanalım. Aslında benim derdim o. Tabi böyle sırayla anlatınca gerçekten bu gençler de hiçbir şey bilmiyor kardeşim gibi duyulabilir ama öyle değil. Onların bilgisi ve illa yaşta değil sahip olan irfanı birleştiğinde işler daha güzel ben olacak. şöyle şöyle duydum dediğini bu bence güzel ve altı çizilesi bir durum bu dönemde başarıyı karlılık ve sermaye birikimiyle ölçüyoruz ve birilerinin bedensel yetkinlikleri toplumda karlılık atledilmeyecek bir seviyeye geçiyor bir aşama sonrasında halbuki bu iyi bir ölçüm değil belki çok niş bir alan olması lazım yani başka başka ölçümleri de işin içerisinde yerleştirip bakmak lazım sadece bununla baktığımızda biz de farkında olmadan kendimize de öyle bakıyoruz yani sistemdeki karlı üretimden düşüyor musun hani bunu bu sistemin dışına çıkıyor musun gibi halbuki bunun dışında başka birçok parametre daha var söylediğin gibi sen neden önce yaşamlaştık falan hani konuştuk ya bak şimdi al aynı bu konunun ortasına yaşamlaştık koy. şimdi biz normalde karlılık için ne yapıyoruz? Karlılığa giden yoldaki sorunları tek tek çözmek için soruyoruz, araştırıyoruz, bakıyoruz, yöntem geliştiriyoruz. Yani bizim çözmek için konsantre olduğumuz sorunlar karlılığa giden yoldaki engelleri kaldırmakla ya da çözmekle alakalı. Peki aynı problem çözme gücünü insanın gerçek problemlerini çözmek için kullanmaya başlasak? Yani kıbleyi kara değil de yaşayan bir canlı olan insanın şu canlı dünyadaki canlılığını daha iyi yaşaması için harcasak. O zaman işte her şey çok değişecek. Yaşamsallığın, yaşamdaşlığın uygulanabilir paradigması aslında bu. Sorun çözme yöntemini hangi akılla kullandığına dikkat etmek. Büyümek için büyümek akıllıca değil diye hep söylüyoruz. Peki ne için kullanacağız o zaman bu akıllı? Hiç büyümeyelim her sene sabit aynı gelir. Bu da değil, bu da salakça bir amaç. Ben bende var olanla insanın yani önce benim sonra senin bizim gerçek bir sorunumuzu nasıl çözebilirim ama bu sorunu rica ediyorum parasızlık olmasın kar olmasın daha fazla para kazanmak olmasın daha mutlu daha iyi daha engin daha doyum içinde bir hayat için ne yapabilirim dünyanın kaynaklarını buraya çevirdiğini düşün hem çok sağlıklı büyüme hem çok ciddi uyumlanma hem çok daha orkestre bir toplum birlikte yaşam bir toplum ve herkesin birbirinden daha iyi istifade ettiği bir sistem çıkardı. ama işte yaşamdaşlık kapitalizmden kolay geçebileceğimiz bir alan değil yani orası çok büyük alışkanlık. Artık bilgi işte böyle bilgi güçtür doğayı değiştirmemiz lazım ki ondan fayda falan bu kafa 400 yıldır devam ediyor. Yani ama bu, burada söyle. O programda da konuştuğumuz gibi tehditler artık daha gerçek ve daha büyük tehditler var. Bu tehditlerin gerçekliği, bizi evriltiyor. Yani kapital anlamda büyümenin bence sınırına bu tehditlerle geldiğimizi ya da tabii zaten yani, dövülerek öğreneceğiz. Ha yani bunda çünkü iklim seni tehdit ediyor kafadan. Ya da mesela şeyi anlıyorsun. Yani böyle bir beslenme metoduyla dünyada sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yaşamak mümkün değil. Yani şimdi hani bu, bunun sınırına gelince ve bu seni tehdit etmeye başlayacak. İster istemez adapte oluyorsun işte canım kuzucuk. Sen de bir canlısın. Senin de hayatını devamlılığı önemsiyorum. Yeni girişimci arkadaşlara bak bunu tavsiye edebilirim. Zira ben başarılı olmuş birçok girişimde şimdi işte CEO falan arkadaşlarımızla görüşüyoruz böyle. Onlar falan da anlatıyorlar. Başarılı olmuş bütün girişimler aynen oyun gibi karı hiç umursamadan... abi böyle bir şey olsa ne güzel olurdu. Biz bunu nasıl yaparız? Oyuncu kafasıyla çıkıyor. Dolayısıyla bu hayata dair gerçek problem çözmenin bir örneği. Problemlerinizi hayattan alın, paradan değil. Nasıl verdim mesajı? Gülgün Feyman'a sevgiler. <laughs>